Bir başka konuk ve konuyla devam edeceğiz. Sağlık konusunda biliyorsunuz yayınlar yapıyoruz. Çok değerli isimleri burada ağırlıyoruz. Yine stüdyomuzda operatör doktor Yusuf Onur Kızılay bizimle. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür öncelikle. Ederim. Sağ olun. Hoş bulduk. Burdurlusunuz. Burdurluyum. İlk öğretimi de Şekerlik Okulu'nda okumuşsunuz. Evet. Babanız şeker fabrikasında mıydı? Aynen. Şeker Aynen. fabrikası. Bu bir ortak noktamız. Ben Öyle de mi? Eskişehir Şekerlik Okulu'nun mezunuyum. Başka ortak noktalarımız da var. Ben bir menisküs hastasıyım. Öyle yani mi? Bir ameliyat geçirdim. Hali hazırda. Şu anda da dizimde bir dizlik var. Çünkü böyle bir ödem yaşıyorum. Efendim menisküs yırtıkları ve güncel tedavi yöntemlerini konuşacağız. Sayın Kızılay'la. Çok sıkça duyuyoruz son dönemde. Evet. Yani son yıllarda. Bu sıklığı bir kere neye bağlıyorsunuz? Onu da sorayım. Menisküsle ilgili. Yani bir de menisküs tarif etmek lazım sanırım evet. hocam. Değil mi? Yani biraz kafalar karışabiliyor. Menisküs hani nasıl bir şey diye. Nedir bu sıkça duyduğumuz menisküs rahatsızlığı? Neden bu kadar sık duyuyoruz? Ve tabii bu dizin yani yerini yurdunu da tarif etmek lazım. Belki neresinde bulunur, ne işe yarar? Evet. Şimdi menisküsler normalde her insanın dizinde bulunan iki adet doku. Aslında çoğu hastamız bu menisküsleri bir hastalık adıymış gibi biliyor. Ama aslında hastalığın adı menisküs yıpranması ya da menisküs yırtıkları ya da menisküse ait diğer sorunlar. Aha. Menisküs normalde dizimizin içinde bulunan iki adet anatomik yapı. Menisküslerimizin çok önemli görevleri var diz için. Yani birkaç tanesinden bahsedeyim isterseniz. Buyurunuz. Menisküsler bizim uyluk kemiğimiz ve kaval kemiğimizin arasında bulunan iki adet iç ve dışta iki adet bulunan hilal şeklinde bir yumuşak doku, kıkırdağımsı bir yapısı var. Ve menisküslerin en önemli özelliği bu iki kemiği birbirine uydurmak. Çünkü bizim kaval kemiğimizin eklem yüzü neredeyse düzdür. Uyluk kemiğimizin eklem yüzü ise oval bir yapısı vardır. Düz bir kemiğin oval bir kemikle uyum sağlaması mümkün değildir. İşte bu aradaki uyumu sağlamak için iç ve dış taraftaki iki tane menisküs denen yapı bu kemiklerin uyumunu sağlıyor ve eklemin sağlıklı olarak hareket etmesine olanak sağlıyor. İkinci önemli görevi yukarıda uyluk kemiğinden gelen yükü aşağıdaki kaval kemiğine aktarmak ve yükü paylaşarak kıkırdaklar üzerindeki baskıyı ve basıncı azaltmak. Bu sayede kıkırdakları korumak gibi bir görevi de var. Eklem uyumluluğunu sağladığı için de işte eklemde boşa kaçma, hafif çıkarmış gibi olma, yalpalama gibi sorunların oluşmasını da engelleyen önemli bir yapı. Yani dizin sağlamlığını da sağlayan iki adet önemli yapı menisküsler. Peki yani menisküsle ilgili bu yırtıkları falan niye daha çok duymaya başladık son dönemde? Bunlardan ilki işte sosyal medya internetin daha sık kullanılması. Yani bilginin hızla bilginin yayılması. Hızla yayılmasının çok önemi var. Tabii ki menisküs sorunları yeni çıkan bir problem değil. Binlerce yıldır insanın varoluşundan beri olan bir durum. Bu bilgi akışının hızlanmasıyla birlikte artık bilgiye daha rahat ulaşabiliyoruz. Ama tabii bazı faktörler de var. İşte dizimizi kullanmakla ilgili yaptığımız hatalar, obezitenin artması, bacaklardaki bazı eğriliklere bağlı bu menisküse yatkınlıkların artması da buna ön ayak oluyor. Bununla birlikte spor yapma oranı da artmaya başladı. Değişik sporlar, özellikle ekstrem sporlar, eklemlerimizi zorlayan sporların da daha yaygın yapılmasıyla bilinçsizce, bu yaralanmalar artıyor. Tırnak içinde bilinçsizce ya da... Yani bilinçli olsa da bu yaralanmalar olabiliyor. Olur mu? Olabilir. Oluyor diyorsunuz. Peki nasıl oluşuyor menisküs yırtıkları? Menisküs yırtıkları temelde iki şekilde oluşur. Birinde menisküs yırtığına zemin hazırlayan bazı problemler vardır. Bunlardan bir tanesi kilonun fazla olması, bacakta eğrilik olması, yaşın ilerlemesiyle birlikte dokuların zayıflaması. Bunlar menisküs yırtığına zemin olan faktörler. Bu faktörlerin olduğu hastalarda menisküsler genellikle aynı şekilde değil, zaman içinde sinsi bir şekilde yırtılmaya ve yıpranmaya doğru gidiyorlar. Diğer çeşit menisküs yırtığı, ani gelişen yırtıklar, bu genellikle sağlıklı dizlerde oluyor. Ve işte dizin aşırı zorlanması, ters hareket yapılması, spor yaralanmaları, onun dışında trafik kazaları, bu tip ağır yaralanmalar sonucu olan yırtıklar genellikle bir anda oluşuyor. Dizde hiçbir sıkıntı olmadan ani şekilde oluşuyor. Tabii bu ani oluşan yırtıklar çok daha ızdırap verici ve hastayı zora sokucu durumda oluyor. Spor yaralanmalarına belki özel ama hani bu halı sahaları da değil mi eklemekte fayda var diye düşünüyorum. Ki benim menisküs yırtığımın temeli budur. Evet. Hatta o zaman doktorumun söylediği yani böyle bir istatistik var mı bilmiyorum da bize çok geliyor böyle. Çok.
Yani sporu yanlış yapmamak lazım. Şimdi doğru spor bile. Sahayla ilgili şöyle sıkıntılar var. Halı sahada oyun oynamaya gittiğimizde genelde... Siz de oynuyorsunuz. Ben yani. De oynuyorum ara ara. Yani genellikle düzenli spor yapmayan insanlar hani arada gidip halı sahaya gidip çıkıyorlar. Dizlerin çevresindeki kaslar bu spora hazır olmadığı için herhangi bir dengesizlik anında onu toparlayamıyor diz. Ve anormal hareket sonucu menisküs yırtılıyor. Diğer bir faktör ise halı sahaların tabanları genelde kaymayan tarzda bir dokudan, bir halıdan yapılıyor. Ve ayak onun üzerine dönemediği için vücut döndüğü zaman ayak yerde sabit kalıyor. Bu da dizin dönmesine sebep oluyor. Bu da bağlarımızın, menisküslerimizin yaralanmasına uygun bir ortam sağlamış oluyor. Peki yani menisküs yırtı olanlarda ne gibi şikayetler görülür? Menisküs yırtı en sık görülen şikayeti ağrıdır. Genellikle ağrı dizin iç tarafında ve arkaya vuran tarzda olur ama menisküs yırtı eğer dış menisküsümüzde ise dizimizin dış tarafında da ağrı olabilir. Menisküsün olduğu lokalizasyona göre ağrının yansıması, nereye vurduğu değişiklik gösterebiliyor. Ağrıdan sonra eğer menisküs yırtımız biraz daha büyük boyuttaysa dizde takılmalar, kilitlenmeler, işte boşa gelme hissi, kendini güvensiz hissetme gibi semptomlara da sebep olabiliyor. Ben özellikle o dizdeki o boşluk hissini hani arabaya binerken, o sürücü koltuğunda binerken bir ayağınızı attığınızda diğer bütün yük sol ayakta kalıyor ki zaten sol ayaktan ameliyat olmuştum. Peki bunun tespiti yani sonrasında tedaviyle konuşacağız. Belki hani ameliyatlardan da bahsedeceğiz. Tespiti nasıl yapılıyor? Aslında tespiti çok kolay. Tespit için sadece doktorumuzun elleri yeterli bunu tespit etmek için. Bir uzmana gitmek lazım. Evet. Yani biz detaylı bir fizik muayeneyle menisküs yırtıklarının %80'den fazlasına tanı koyabiliriz. Ama tabii ki benzer semptomlara, benzer bulgulara sebep olabilecek diğer diz problemleri de var. Bunlar kıkırdak sorunları, bağ sorunları. Bunları menisküs sorunlarından ayırt etmek için mutlaka görüntüleme yöntemlerinin kullanılması lazım. Hem görüntülemede bacaklarda bir eğrilik var mı, menisküs yırtına ortam sağlayacak bir problem var mı onu görmek için ve bununla birlikte eşlik eden diğer bağ yaralanmalarını, kıkırdak sorunlarını da atlamamak için genellikle MR görüntülemeyi tercih ediyoruz röntgenlere ek olarak. Peki nasıl tedavi edeceğiz? Yani yırtığı tespit ettik MR'da ya da fiziki muayenede. Nasıl tedavi edeceğiz? Tedavi seçenekleri nelerdir? Ve tabii her menisküs yırtığı bir ameliyatı gerektirir mi? Kesinlikle gerektirmez. Bizim buradaki tedavi amacımız öncelikle hastanın beklentilerine göre ayarlanıyor. Hastamızın yaşı, aktivite düzeyi, spor yapıyor mu yapmıyor mu ve o dizinden ne bekliyor? Onu bilmemiz bizim için çok önemli. Bu konuları hastalarımızla biz detaylı olarak konuşuyoruz yapacağımız herhangi bir müdahaleden önce. Eğer yırtığımız küçük bir yırtıksa, yırtığın yerinden ayrılma riski çok yoksa, genellikle bu tip yırtıklar güçlendirme egzersizleri, fizik tedavi, basit ağır kesici tedavilerle üstesinden gelebildiğimiz yırtıklar. Ama yırtık daha büyükse, eklemin arasına kaçıp eklemi kilitliyorsa, eklemde takılmaya, hastada güvensizliğe sebep oluyorsa genellikle bu tip yırtıklarda ameliyat seçeneği gündeme geliyor. Şahsen yaşadığım böyle bir kilitlenmeydi. Yani enteresan. Bacak yani, kilitlendi, ne açılı ne kapanı. Öyle bir açıda kaldı. Onu egzersizle çözmenin hiçbir şeyi yok. Çok zor. Maalesef şeyi yok. Olanağı yok. Olmuyor. Evet. Peki yani ameliyat olmayı gerektirmeyen hani menisküslerde nasıl bir tedavi işliyor? Ameliyat yapmadık. O fizik tedavi yeterli olacak mı? Tabii sonrasında bir de ameliyat olsun ya da olmasın tekrarı ne? Tekrar edebilir mi? Tabii yırtıklar tekrar edebilir. Şimdi ameliyat seçeneklerine de konuşacağız. Yani küçük yırtıklar dediğim gibi genellikle iyi bir güçlendirmeye, fizik tedaviye, işte bazı zaman aralığında verdiğimiz dizliklere iyi yanıt veriyorlar. Ama buna rağmen hala hastanın şikayetleri, ağrısı geçmiyorsa yine yırtık küçük olsa bile yine cerrahi gerekebiliyor. Bir de bu yırtıkların erken dönemde tespiti, biz bu yırtıkları birazdan bahsedeceğiz, onararak hani daha büyük yırtıklar meydana gelmesini önlememiz açısından önemli. Ama küçük yırtıklar dediğim gibi çoğu hastayı ameliyatsız takip edebiliyoruz. Biraz açalım o zaman dediğiniz gibi. Yani bu yırtık seçenekleri ya da yırtıkların çeşitleri neler ve tabii ameliyat seçenekleri. Hangi tür ameliyatlar uyguluyorsunuz? Ameliyatlar menisküs yırtıklarının tedavisi uzun yıllardır kapalı yöntemlerle yapılıyor. Biz buna artroskopi diyoruz. Artroskopinin anlamı eklemin bir kamera yardımıyla görüntülenmesi.
Diz çevresine küçük kesiler yaparak eklem içine kamerayla giriyoruz ve bu yırtıkları, dizdeki diğer problemleri, bağları bir mikroskopik büyütme altında ekranda görüyoruz ve aynı seansta gerekli müdahaleleri yapabiliyoruz. Kapalı ameliyatları kabaca ikiye ayırabiliriz. Hı hı. Bir tanesi menisküsün yırtık kısmının temizlenmesi diyeyim, o yırtık parçalarının dizden uzaklaştırılması. İkincisi ise o yırtığın özel dikiş teknikleriyle, özel enstrümanlarla yerine dikilmesi. En sık uygulanan yöntemler bunlar. Hı hı. Bazen menisküsün içindeki dolaşım bozukluğuna bağlı menisküs başlangıcı olanlar da üçüncü bir seçenek de oraya küçük iğnelerle giriş yapıp oranın kanlanmasını artırarak yine menisküsteki ufak yırtıkları yine tazelendirip iyileşmesi yönüne gidilebiliyor. Kendi kendini yenilemesi gibi bir şey, evet, değil mi? Evet, damarlanması kötü olan bölgelere dışarıdan yine artroskopi eşliğinde, hı-hı, iğne sokup oraya kanın ulaşmasını sağlıyoruz. Ya da oralara kök hücre enjeksiyonları yaparak bu daha başlangıç aşamasındaki yırtıkları tamir edebiliyoruz. Peki yani nasıl öneriyorsunuz bunu, alınması ya da işte onarılması konusunda nasıl bir öneride bulunuyorsunuz? Şimdi neyi öneriyorsunuz ya da hastalara? Bizim için hastanın yaşı çok önemli. Çünkü özellikle genç hastaların önünde uzun bir ömür olduğu için dizlerini yıllarca kullanacaklar ve yıllarca hastanın yükünü çekecek, aktivitelerini sağlayacak. O yüzden genç hastalarda mümkünse menisküsü hiç almamak lazım. Menisküsü onarmak için elimizden gelen tüm çabayı göstermemiz gerekiyor. Ve tabii menisküsün oradaki parçaları çıkarmak göreceli olarak daha kolay bir işlem. O yırtıkları onarıp menisküsü yerine yerleştirmek ona göre biraz daha zor ve daha teknik bir ameliyat. Hı hı. Ama genç hastalarımızda ve diz sağlığı yerinde olan tüm hastalarımızda menisküslerin biz onarılmasını öneriyoruz. Hastanın ileri yaş olması menisküs onarımı için bir engel değil. Hastanın bacağında herhangi bir eğrilik yoksa, kıkırdakları sağlamsa, diz sağlığı yerindeyse, diğer bağları sağlamsa tüm yaştaki hastalara menisküs onarımı uygulanabilir. Menisküsle birlikte bağlarda da sorun varsa, ki benim yaşadığım öyle bir şeydi, yani çapraz bağları da koparmıştım. Evet. Ki ameliyat esnasında bir bağ da atıldı. Yani önden çapraz bağ, ne diyorlar, rekonstrüksiyon mu? Yani yeniden bağ bir bağ oluşturmaya gibi çalıştık. Evet. Onun için ne diyeceksiniz yani? Tabii ki. Bağlarda da sorun varsa. Zaten menisküslerin sağlam olabilmesi için diğer bağların muhakkak sağlam olması lazım. Ön çapraz bağımız fonksiyonel değilse, doğru şekilde çalışmıyorsa bu her zaman menisküslerimizin ve kıkırdaklarımızın her an yaralanabileceği anlamına gelir. Yani sadece menisküse müdahale edip diğer bağları bırakmamak gerekiyor. Hepsini mümkünse aynı anda tedavisini yapmak gerekir. Hı hı. Peki tabii teknoloji her alanda ilerliyor. Özellikle ortopedi konusunda, evet, da burada doktorları, uzmanları ağırlıyoruz. Bu menisküsle ilgili teknolojinin yarattığı ya da imkanlar, olanaklar neler? Biraz bunlardan da bahsedelim. Evet, son yıllarda yine menisküsle ilgili de gelişmeler var. Özellikle onarım teknikleri oldukça ilerledi. Hı hı. Kötü menisküs yırtıklarını bile artık onarabiliyoruz. Yalnız son yıllarda gözden kaçan bir menisküs tipi var. İç menisküsün ya da dış menisküsün arka boynuzunun tam yapışma yerinde olan diklemesine bir yırtık var. Ve bu yırtık genellikle MR'larda, muayenede de gözden kaçabiliyor. Öyle mi? Ve menisküsün arka boynuzunun kökünün kopması menisküsün tüm işlevini yitirmesine sebep oluyor. Çünkü son yıllarda dediniz bunu. Neden öyle? Son yıllarda çünkü bu daha fazla artık tespit edilmeye başlandı ve bu konuda tedaviler daha çok çeşitlendirilmeye başlandı. Öncesinde çok bu kadar kolay tespit edilemiyordu. Edilemiyordu çünkü eski MR'larımız bu kadar ince kesitli görüntüler alamıyordu. Bir de tabii bu konuda bilgi ağı da gelişti. O yüzden son yıllarda bu menisküsün arka boynuzundaki kök yırtıklar için özel kemikten tünel açılarak yapılan onarım teknikleri var. O bölgedeki tam kat olan diklemesine bir yırtık sanki hiç menisküsümüz yokmuş gibi bir etki yaratabiliyor dizde. O yüzden bu yırtıkların erken tespit edilip onarılması çok önemli. Kök yırtığı adını verdiğimiz bu yırtıklar diz sağlığını oldukça bozabiliyor. Ve dizde erken aşınmaya, erken kireçlenmeye sebep olabiliyor. Hı hı. Ameliyat sonrasında ilişkin biraz hani fizik tedaviden falan bahsettik ama biraz daha açmak gerekirse bir menisküs ameliyatından sonra hasta sosyal yaşamına, iş yaşamına ne kadar hızlı dönebilir, ne zaman yürüyebilir, evet, fizik tedaviyi yapması gerekiyor, yapmazsa ne olur? Biraz bunları da açalım mı bu konuda? Şimdi menisküs sonrası rehabilitasyon aşamasında menisküsün ne tip bir yırtık olduğu, ne tip bir işlem yaptığımız çok önemli. Eğer biz menisküsün sadece yırtık parçalarını temizlediysek
Bu hastalar daha hızlı bir şekilde güncel hayatlarına dönebiliyorlar. Çünkü o bölgede korumamız gereken bir bağ olmuyor. Bir bağ ya da bir doku olmuyor. Hastaları hemen ertesi gün üzerine bastırabiliyoruz. Hı hı. Ama tabii ki menisküsün alınması tercih ettiğimiz bir şey değil. Almak zorunda kaldığımız hastalar için ben bunları anlatıyorum. Bizim daha çok yapmaya çalıştığımız, daha çok hedeflediğimiz menisküs onarımı yaptığımız hastalarda eğer küçük bir yırtık varsa koltuk değnekleriyle dengesini sağlayacak kadar hafif hafif bastırmaya başlıyoruz. Dizi belli açılara kadar bükülmesine müsaade ediyoruz. Kas güçlendirme egzersizleri veriyoruz. Ama eğer böyle kova sapı dediğimiz daha büyük çapta bir yırtık varsa bu yırtıklar yerinden oynaması daha mümkün yırtıklar. Onlar da biraz daha temkinli gidip hastaya biraz daha bir süre bastırmadan, bir süre daha eklem hareketlerine dikkat ederek o dokunun yerine kaynaması ve iyileşmesi için zaman tanımak lazım. Çok rehabilitasyona agresif gidersek erken dönemde tekrar yırtıklarla karşılaşabiliyoruz çünkü. O yüzden hastadan hastaya bu süreç değişiyor. Ameliyattan önce tüm hastalarımıza yaklaşık olarak bilgi veriyoruz bu konuda. Bir kontrol gerektiriyor mu o zaman? Yani ameliyattan sonra örneğin işte kova sapı yırtığı benimkisi. Evet. Belli bir düzende, belli bir periyotta kontrole girmek ya da ne bileyim MR cihazına girmek gerekiyor mu? MR'la kontrol çok uyguladığımız bir şey değil. Hastada takiplerinde bir problem yaşarsak yeni MR'lar çekebiliyoruz ama rutin olarak ameliyat sonrası MR çekimine gerek yok. Biz hastalarımızı belli aralıklarla görüyoruz. Bir ya da iki haftalık aralıklarla o menisküs dokusu yerine iyileşene kadar. Çünkü dizine verdiğimiz egzersizleri düzenleme anlamında ve dizine o egzersizlerin sınırını koyma anlamında hastayı bir ya da iki haftalık aralıklarla ilk 4-8 hafta takip etmek gerekiyor. Hı hı. Genellikle 4 ila 8 haftalık tedavi ve takip sürecinden sonra hastaları günlük hayatlarına döndürüyoruz. Hasta genellikle 6. haftadan sonra desteklerini bırakıyor. Yani koltuk değneklerini. Yeniden spora başlaması da yine yırtığın büyüklüğüyle çok bağlantılı. Hı-hı. Ama ortalama süre verecek olursak bir menisküs yırtığı sonrası 6. aydan sonra tekrar yavaştan spor aktivitesine dönebilir hasta. Ama menisküs parçalarını temizlemişsek, herhangi bir onarım işlemi yapmamışsak bu spora ve günlük yaşama dönme süresi çok daha kısa oluyor. Aslında 1-2 hafta içinde eski aktivitelerine hiçbir kısıtlama olmadan dönebiliyor. Peki ne tür şikayetler geliyor hastalardan yani ameliyat sonrası? Ameliyat sonrası bir miktar ameliyat bölgesinde ağrı kalıcı olabiliyor bazı hastalarda. Yine bir grup hastada eklem hareketlerinde bir miktar kısıtlılık görebiliyoruz. Fakat bunların erken tespit edilmesi çok önemli bizim için. Yani eklem hareketlerinde bir kısıtlılık olacak gibi ise hemen erken müdahale edip fizik tedaviyle hastanın eklemini açabiliyoruz. Bazen fizik tedaviye rağmen eklemde açılma olmayanlarda, katılık gelişenlerde bu hastalığın adı da artrofibrozis. Bunlarla da yine kapalı cerrahi müdahalelerle basit bir şekilde eklemi açabiliyoruz donma olursa. Mesleki açıdan bakıldığında en çok sanırım sporcularda, özellikle futbolcularda yaşanan bir değil mi hastalık, rahatsızlık. Ama doğru tedavi, doğru cerrahi, doğru tedavi değil mi? Ve sonrasında yani şunu görebiliyoruz, çıkıp yine evet, şakır şakır, tıkır tıkır neyse artık oynuyorlar belli o futbolu. Belli oranlarda oynayabilirler. Aha, evet. Oynayabiliyorlar. Yani çözümü olmayan bir değil, kesinlikle değil. Sorun, şey değil yani. Ama sıklık açısından siz sporcuları söylediniz ama biz aslında menisküs yırtıklarını en çok orta yaşlı ev hanımlarında görüyoruz. Öyle mi? Enteresan. Evet. Çünkü bu yaş grubunda fizik aktivite daha düşük oluyor, diz çevresindeki kaslar daha zayıf oluyor. Yine buna kemik erimesi gibi bazı problemler, vitamin eksikleri eşlik edebiliyor. İşte aktivitenin düşük olmasına bağlı ters hareketler yapılabiliyor. Özellikle hanımlarımızın mutfakta ya da bir iş yaparken dizlerinin sabit şekilde çalışması, buradaki bir eşyayı diğer tarafa alırken dizlerinin sabit olması yerde ve vücudun dizlerin üzerinde dönmesi sürekli bir öğütme işlemine tabi tutuyor menisküsleri ve onlarda biz aslında yırtıkları daha sık görüyoruz. Peki o zaman önerilerimiz olabilir mi? Yani günlük hayatta ya da işte ev hanımları dediniz en çok gördüğümüz kesimden bir kısmı. Yani insan neye dikkat etmeli? Spor yaparken ya da işte yürürken, koşarken biraz dikkat etmesi gerekiyor anladığım kadarıyla değil mi? Tabii ki. Sabit tutmayacağız ayağımızı böyle her şeye çok sert hareketlerle değil mi? Yani tepki vermeyeceğiz sabit belki. Sabit bir yerde iş yapıyorsak bir taraftan bir tarafa dönerken adım atarak yönümüzü çevirmemiz gerekiyor. Hani belimizden dönüş yapmak değil de bir adım attığımızda dizlerimiz rahatlayacak. Tüm bedenimizle birlikte döneceğiz. Kesinlikle.
Tabii ki dizlere üzerine binen yükü azaltmamız lazım. Kilo, obezite çok önemli. Kilo çok önemli. Kasların sağlam tutulması genel sağlık açısından zaten, tüm eklemlerimizin sağlığı açısından düzenli spor, yürüyüş yapmak, bunlar eklem koruyucu işlemler için çok önemli. Eklem koruyucu deyince şimdi aklıma şu da geliyor. Son dönemde, son yıllarda böyle alternatif tıp deniyor, organik deniyor, işte solüsyonlar. Böyle eskiden koca karı ilacı denirdi. Evet. Böyle benzer şeyler de görüyoruz ama böyle kurumsal, markalaşmış ürünler de görebiliyoruz. Deniz kabuklularından falan üretilen takviye, ilaç demeyeceğim ama takviye bazı maddeler var. Piyasada çok satılıyor. Bunlar yani çözüm olabilir mi ya da bunlar konusunda ne düşünüyorsunuz bir uzman olarak? Ya bunların hani... Yani onaydan geçmiş bu ürünlerin kullanılmasına karşı değiliz ama tek başına bunları kullanarak bu eklem rahatsızlıklarının giderilmesi pek mümkün değil. Literatüre baktığımızda da bilimsel kanıtlar bunları gösteriyor. Yani benim dizimde bir sorun var. Sadece bir tane işte horoz ibi ilacı içip ondan kurtulmak hani hem aklımıza çok yatmıyor hem de bilimsel araştırmalar bunun tek başına bunları tedavi edemeyeceğini gösteriyor ama destek amaçlı, takviye amaçlı olabilir diyorsunuz. Takviye amaçlı, yanlış görmüyorum. Peki paça çorbası, eklemler hep akla gelir. Yani seven var, sevmeyen var. Evet. Bu öneriler, bu hani beslenme açısından obezite falan dedik, doğru mu? Şimdi o tarz şeyler halk arasında eskiden beri, tabii ki halkın da bir hafızası var, binlerce yıllık öğrenilmiş bilgiler var. Aslında bu paça çorbası çeşidi çorbalar, yoğun etli çorbalar yani kırıkları daha hızlı kaynatsın, işte kırık iyileşmesini hızlandırsın diye halkımız tarafından kullanılmış. Bilimsel bir temeli yok. Yani kalojen falan deniyor ama böyle bir kırığı paça içerek iyileşmesini hızlandırmak çok mantıklı bir şey değil. Hani literatürde de beslenme ile ilgili kırık üzerine çok fazla bilgi yok ama şöyle bir mantığı var. Kırığı olan bir hasta travma hastasıdır. Travma hastası o bölgeyi kaynatmak için vücudundaki protein depolarını kullanır, enerji harcar. Sizin bir daha öncesinde bir beslenme eksikliğiniz varsa, yani yeterli beslenemiyorsa o vücut, tabii ki böyle proteinden yoğun bir çorbaların, yiyeceklerin kırık iyileşmesine faydası olacaktır. Ama siz normalde dengeli beslenen, yeterli besini alan bir insansınız. Ona pek etkisi olmayacaktı. Büyük ihtimalle o eskilerden gelen o alışkanlık, eskiden de bu kadar gıdaya rahat ulaşım olmadığı için o tip proteinli paça çorbaları halk arasındaki gözlemlerde işe yaradığı bence tahmin edilmiş. Oradan kaynaklandığını düşünüyorum. Yiyebilir hastalarımız, herhangi bir sakıncası yok. Şöyle de bir yanlış görüş var, işte kırık olunca balık yersek kaynamaz gibi. Yani dengeli olarak her şeyi yiyebilirsiniz ama iyi beslenmek önemli. Anladım. Bu tip rahatsızlıklar. Ya vücudun o travmayı ya da akut durumu atlatabilmesi noktasında doğru beslenmek lazım ama. Çok da mantıksız değil yani. Çünkü halkımızın da yüzlerce yıldır bildiği bir hafızası var. Yani bunlar boş şeylerden gelmiyor sonuçta ama tek başına bir paça içip de tabii kırığın kaynamasını beklemek çok doğru değil. Biraz şu egzersizi ve fizik tedaviyi de açmakta fayda var diye düşünüyorum. Yani ben yapmadım. Şimdi burada itiraf ediyorum. Yeteri kadar yapmadığım için belki aradan 5 yıl geçmesine rağmen bugün böyle işte bir ödem oldu. 2 haftadır bir sıkıntı yaşıyorum. Bunu biraz açalım. Yani egzersiz ve fizik tedavinin faydası, yapmayınca şekil bir ağ. Ben ortadayım yani. Böyle örnekleri de konuşabiliriz. Neye dikkat etmek lazım? Ne tür egzersizler yapmak lazım? Egzersiz yapmak, diz çevresindeki kasları güçlendirmek hem bu yaralanmaların oluşmaması için hem de bunların tedavisinden sonra tekrarlamaması ve daha sağlam bir eklem kazanmamız için çok önemli. Özellikle uyluk kemiğimizin ön tarafında bulunan quadriceps adı verdiğiniz büyük kas, ana kas, o bizim için en önemlisi dizde. Çünkü dizin sağlamlığını artıran, dizi tam düz pozisyondayken kilitleyen ana kas odur. Biz bu kası ne kadar güçlendirirsek o zaman dizimizdeki yaralanma riski o kadar düşük olacaktır. Fakat bunu da bazen yaparken işte dize bir ağırlık bağlayıp sürekli aynı hareketi yaparak diz kapağının altındaki kıkırdağı da aşındırabiliyor bazı hastalar. O yüzden bunun için tanımlanmış izometrik dediğimiz dize herhangi bir zarar vermeden bu kası güçlendirebilecek egzersizler var. Daha çok bunları tercih etmek lazım. Zaten
fizyoterapistlerimiz ve ortopedi hekimlerimiz bunları mutlaka öneriyorlardır tedavi verirken hastalarımıza. Ve tabii aksatmamak lazım. Yani verilen tabii. O rejimi uygulamak lazım. Hem o hem de düzenli bir tekrarlar neyse, sportif bir hayata geçmek lazım. Herkesin yaşına uygun mutlaka aktif bir hayat yaşaması lazım. Yoksa her şeyi kendi halinde bırakıp tüm beklentiyi ameliyattan ya da tedaviden beklersek o zaman daha kötü sonuçlar alıyoruz. Yani anladım. İstediğimiz sonuca ulaşamayabiliyoruz. Peki ha o zaman şunu da sorayım. Yani bir menisküs ameliyatı ya da dize bir müdahale, cerrahi müdahaleden hani vatandaşın, hastanın sakat kalma gibi bir riski var mı? Yani menisküs ameliyatlarından sonra sakatlık riski çok düşüktür. Ama bazı hastalarımız geliyor. Hocam işte biz birkaç yakınım var, bu ameliyatı oldular, yeterince başarı alamadılar, işte sekiyorlar. Onlar da genellikle şu sorunlar oluyor. Problem sadece menisküs yırtığı değil, işte daha önce söylediğim bacaktaki eğrilik, kıkırdak aşınması, diğer ek problemler, bağ sorunları. Bunların hepsini birlikte göz önünde bulundurmadan sadece menisküse müdahale edersek o ameliyattan başarı alamayız zaten. O yüzden bu hastanın menisküs dışındaki diğer problemleri o hastalardaki kalan şikayetlere sebep oluyor. O yüzden ameliyattan önce hastanın böyle bir durumu varsa bunlar hakkında bilgi verilmeli. Her hastanın ameliyat beklentisi ona göre ayarlanmalı o yüzden. 70 yaşındaki bir hasta dizinin iç tarafında kıkırdak aşınması var. O menisküs ameliyatı olup dizinin tüm sağlığı eski haline dönmesini çok bekleyemeyiz açıkçası. O yüzden her hastayı kendi özelinde birebir değerlendirmek lazım. Şimdi bu eklemleri çıtırdatma, kıtırdatma vardır ya. Evet. Bazen bu dizden ya da ayaktan da gelebiliyor böyle sesler. Bazen kilitlenmeler ya da takılmalar söz konusu. Bunların hepsi menisküsü mü ifade ediyor? Yani menisküsle ilgili bir sorunu mu ifade ediyor? Kişinin kendini bilmesi noktasında menisküs, bunları ne kadar dinlemesi lazım? Menisküs sorularında bu tarz problemler olabilir. Özellikle küçüklerde, çocuk hastalarda diskoid menisküs denen bir rahatsızlık var mesela. Orada normalde en sık dış menisküste görülür. Dış menisküs normale göre olması gerekenden daha kalındır ve hilal şeklinde değil, sanki bir fasulye gibi ortası doludur. Bu hastalarda mesela dizlerinde daha çok böyle kıtlama, takılma, atlama gibi şikayetler olabiliyor ve o menisküs yırtılana kadar bu hastalarda herhangi bir ağrı olmuyor. Hani çocuklarda böyle çok bariz bir kıtlama varsa onu bir görünmekte fayda var bir ortopedi uzmanı ama yani yaş falan dedik ama çocuk yaşta bile karşımıza çıkabiliyor. Tabii ki. Onun dışında eklemlerimizden herhangi sesler gelebilir. Eklemlerimizi hareket ettiğimizde bazı sesler gelebilir. Çok ağrılı değilse ve eklemde hareket kısıtlığına sebep olmuyorsa bunun için çok da endişelenmeye gerek yok. Ama ağrılıysa ve hareket kısıtlığına sebep oluyorsa eklem içinde bir serbest cisim olabilir, bir kıkırdak parçası kopmuş olabilir. Kıkırdak parçası yerinden kalkmış olabilir, menisküs yırtığı olabilir. Yani bu bölgede olabilecek bir sürü buna sebep olabilecek durum var. Ama bizim için ağrı ve hastayı kısıtlaması çok önemli bunlara yaklaşmak için. Anladım, böyle sorular da geliyor buradan şimdi yazıyor izleyenlerimiz. Biz biraz önce ifade ettik ama bu iyileşme süresine ilişkin hani bir ortalama bir şey söyleyebilir mi uzmanımız diyorlar. Onarım için mi yoksa menisküsün temizlenmesi? Özellikle ameliyat sonrasında iyileşme süresi ortalama ne kadardır diye bir soru gelmiş. Yani tabii yani dediğim gibi hani her hastaya göre değişiyor. Yani menisküs onarımı yapıp hemen ertesi gün bastırdığımız hastalar da oluyor. Büyük yırtığı olup birkaç hafta üzerine bastırmadan koltuk değneği verdiğimiz hastalar da oluyor. Menisküsünü temizleyip hemen ertesi gün tüm işinizi gücünüzü yapabilirsiniz dediğimiz hastalar da oluyor. Tamamen hastalığın tipine göre, yırtığın tipine göre beraberinde bir kıkırdak sorunu var mı, bir bağ ameliyatı yapılmış mı? Bunlar hastanın ameliyat sonraki sürecini tamamen etkileyen şeyler. Peki menisküs ve kireçlenme diye baktığımızda neler söylemek lazım yani? Kireçlenme de yine eklemlerde, özellikle diz eklemlerinde en çok duyduğumuz rahatsızlıklardan. Evet, aslında kireçlenme de yani hani yanlış demek istemiyorum ama doğru aslında doğru bir kullanım değil yani eklemde. İfade olarak mı? Aslında daha doğru ifade aşınma. Aşınma. Ha. Oradaki problem eklem kıkırdaklarının kaygan olan yüzlerin aşınıp kıkırdağın altındaki kemik dokusunun birbirine temas etmesi sonucu ağrıya sebep olması. Yani nasıl saçımız beyazlıyor, ekleminde bir şekilde yaşlanması olarak biz bunu tabir edebiliriz. Eklemin aşınmasının önlenmesinde menisküslerin çok büyük bir payı var. Çünkü programın başında bahsettik. Evet. Kemiklerin uyumunu sağlıyor. Bizim menisküslerimiz sağlam olmazsa kemik uyumu bozulacağı için
kıkırdağa noktasal yüklenmeler oluyor ve kıkırdakta problemlere sebep olabiliyor. İkincisi bir amortisör gibi yükün dağıtılmasında görevli ve eklemin sağlamlığını sağladığı için anormal hareketler de azalmış oluyor dizde. O yüzden menisküslerin sağlıklı olması eklem aşınmasını önlemede çok önemli. Hı hı. O yüzden hani genç hastaların menisküslerini onaralım, menisküsleri kurtaralım, işte onlardan almayalım, temizlemeyelim diye tüm bizim derdimiz bundan kaynaklanıyor. Dizin ileriki dönemde olan erken aşınmasını engellemek için. Zamanda tedavi edilmezse ne olur? Yani kişi kendini hani tanır bilir dedik ya, o sesler falan. Yani bu farkına vardı ama gitmedi. Zamanda tedavi edilmezse. Zamanda tedavi edilmezse iki türlü sonuç olabilir. Bir, onarılabilecek düzeydeki bir menisküs onarılamaz hale gelir. Tamamen parçalanır. Daha büyük bir soruna neden olur. Ve o menisküsü tamamen almak almamız gerekir. İkincisi de diz çok fazla anormal çalışırsa tedavi olmadan, bu sefer kıkırdaklarında erken aşınmaya sebep olabilir. Bu sefer başka sorunlarla uğraşmak zorunda kalırız. Ama bunların hepsinin sonu dizde erken aşınmaya gidiyor. Yani uygun tedavi görmezse bu hastalar, hepsi dizde erken aşınmaya maalesef gidiyor. Yine protez uygulamaları da olabiliyor mu? Yani menisküs ameliyatlarında ihtiyaç olabiliyor mu? Yani eklemin tamamen değiştirilmesi. Yani evet, diz bölgesinde özellikle. Hani kalçada çok duyuyoruz, evet, kullanılıyor. Ya da omurgedikte. Diz için menisküs ameliyatlarına ilişkin böyle protez uygulamaları var mı? Şöyle, dizdeki kıkırdaklar tamamen aşınmışsa, kemikler birbiri üzerine binmeye başlamışsa, bu hastanın menisküs ameliyatı olmasının hiçbir anlamı yok ve çünkü hiçbir fayda sağlamayacaktır. Bu tamamen kıkırdakları aşınmış hastalarda eklemin protezle değiştirilip mekanik bir eklem takılması gerekiyor. Anladım. Onlara menisküs ameliyatı fayda etmeyecektir. Etmiyor. O tetkikle sizin ortaya koyacağınız, İşte zaten bu memnun olmayan hasta grubu genellikle dizde aşınması olup da zamanında müdahale edilmeyen, işte sonradan ameliyat olup hani hala kıkırdağa bağlı şikayetlere devam eden hastalar genellikle bu mutsuz hasta grubunu bunlar oluşturuyor. Yani hayatın bütün yükünü esasında dizlerimize evet, menisküs çekiyormuş diyebilir çok, miyiz değil çok mi? Çok önemli, çok önemli. Gerçekten yani, menisküs diz sağlığı açısından çok önemli. Yani şunu ben çok net söyleyeyim. İnsanın yürüyebilmesi büyük bir nimet. Kendi başına hani lavaboya gidilmesi, ne bileyim tuvalete gidilmesi büyük bir nimet. Ben yaşadığım ameliyat sonrası onu orada tecrübe ettim. Ve biz de maalesef bir şeyler böyle elden uçtuktan sonra, kaybolduktan sonra değere biner. Sağlık da bunların başına geliyor. Evet. Çok önemli bence. Kişinin kendini bilmesi, dikkat etmesi, doğru spor yapması, beslenmesi, egzersizlerini zamanında yapması, yapabilmesi. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Biraz önce dediniz ki son dönemde öğrenebiliyoruz, görebiliyoruz. Çünkü daha ince kesitlerde evet, cihazlarımız gelişti. MR, eskiden bu kadar farkında olamıyorduk. Türkiye toplamda yani bu menisküs ameliyatlarında, teknolojiyi kullanmada hani yurt dışıyla kıyasladığımızda nerede? Hani sağlık bir anlamda turizm de oldu ya, Türkiye bu noktada nerede? Neler yapabiliyoruz ya yani, da hala yapamıyoruz? Ortopedi anlamında isterseniz konuşayım. Genel ortopedi anlamında ülkemiz çok iyi bir noktada. Hastalarımızın ülkemizde olamayacağı bir ortopedi tedavisi yok diyebilirim. Hı-hı. Yani şu an Amerika'da, Avrupa'da ne yapılıyorsa en az onlar kadar iyisi Türkiye'de bizim hekimlerimiz başarıyla uyguluyorlar. Kendilerini güvenle teslim edebilirler arkadaşlarımız. Hocam ben aklıma gelen çoğu şeyi sordum. Atladığım şeyler mutlaka almış olabilir. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Birkaç yenilikten bahsetmiştik menisküsle ilgili. Ben onu tam konuşamadık. Açalım buyurun. Şimdi menisküs onarımının başarısını artırmak için yine son zamanlarda kullandığımız bir yöntem var. Menisküsü onardıktan sonra henüz ameliyata başlamadan önce bu kök hücreyle güçlendirme yöntemi konunun başlığı. Hasta uyutulduktan sonra ya da anestezisi yapıldıktan sonra henüz diz ameliyatına başlamadan önce hastanın leğen kemiğinden bir iğneyle girip kemik iliğini biz alıyoruz oradan belli bir miktar. Ve onun için özel laboratuvarlar var. Hemen laboratuvara gönderiyoruz. O aynı zamanda o kan işleniyor. Biz de eş zamanlı olarak ameliyatımıza başlıyoruz. Menisküsümüzü onarıyoruz. Daha sonra o kan içindeki kök hücreler yoğunlaştırılmış şekilde bir plazmaya dönüştürülüyor ve ameliyatın sonuna doğru bize geri geliyor. Onu oraya uyguluyorsunuz. Biz de o kök hücreleri onarım sahamıza uygulayarak daha başarılı bir iyileşme elde etmeye çalışıyoruz. Böyle bir yenilik var. Önemli. Bir de en son yine
Çok yaygın değil şu anda. Hem yurt dışında çok yaygın değil, hem ülkemizde çok yaygın değil ama menisküsünü tamamen kaybetmiş genç hastalar için, işte özellikle 25 yaşına kadar olan hastalar için kadavradan ya da sentetik bir menisküsün oraya nakledilmesi gibi bir yöntem de var. Hı hı. Hani şu an için çok yaygınlaşmadı ama menisküsünü tamamen kaybetmiş genç hastalar için de böyle bir seçenek var. Organ bağışı bu anlamda değil çok mi? Çok önemli, evet. Bu biz, tedavinin gelişmesini önünü açacak bir... Bizim zaten Türkiye'deki yaklaşım. En büyük eksiğimiz, hani sorduğunuz ya biz hı hı. ne şeydeyiz, organ bulamıyoruz. Evet. Yani yedek kemikler, yedek menisküsler elimizde daha sık olsa, bunlar daha sık bağışlanmış olsa biz elimizde çok daha fazla seçenek olacak bunlar konusunda. Amerika'dan tek eksimiz bu diyebilirim şu an için. Son bir soru geldi, bunu da sorayım. Kist oluşturur mu menisküs ya da o bölgede? Oluşturabilir. Böyle... Ha. Menisküsün arasında klivaj yırtığı dediğimiz bazen bir yırtık oluyor. O yırtığın içine eklem sıvısının kaçması sonucu o yırtık aralığından sıvı eklemin dışına doğru kaçıyor ve eklemin kenarında bir parameniskal kist dediğimiz kist oluşabiliyor. Bu da yine menisküs tedavisiyle birlikte aynı aşamada kistin tedavisini de yapabiliyoruz. Çok Anladım. Büyük bir problem değil yani. Menisküs Anladım. Cerrahisi de hallolabilir. Yani sonuçta çözüm olması tabii çok önemli. Evet. Derler ya Allah hani çözüm olan hastalık versin. Gerçekten öyle. Menisküs çok sık duyuyoruz. Neden sık duyduğumuzu, neler yapabileceğimizi, nasıl farkına varabileceğimizi konuştuk. Operatör Doktor Yusuf Onur Kızılay'la. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Katılıp ederim. Katkıda bulundunuz. Gelen sorular ilgi olduğunu gösteriyor umarım. Tabii yani sağlık diliyoruz herkese ama böyle bir sorunuz varsa da hocamız işte burada. Öyle diyelim. Sohbeti noktaladık. Programın da sonuna geldik efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşça sağlıcakla kalınız.